İşte Arabi Hizb-i Nuri'nin hulâsatul hulâsasından daimi tefekkürü bir verdim. Ve Allahu Ekber cümlesinin 33 mertebesinden 3 mertebeyi beyan eden, bu gelen Arabi fıkranın bir nevi tercümesi içinde, kısa işaretlerle ulemayı ilmi kelamı ve akide ulemasını pek çok meşgul eden ilim ve irade ve kudret ilahiyenin kainattaki cilveleriyle onları aynı lakîn iman ile tasdik, ve onlarla vacibül vücudun bedahetle mevcudiyetine ve vahdaniyetine ilmel yakin tasdik ile tam iman etmeye yol açan bu arabi fıkradır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul hamdulillahi allazi lem yetekhiz veladan ve lem yekul lehu fil mulk ve lem yekul lehu veliyyun min ve kebbirhu tekbira. Allahu ekberu min kulli şeyin kudreten ve ilme. إذ هو العليم بكل شيء بعلم محيط لازم ذاتي ولله المثل على كلزوم الضياء المحيط للشمس للذات يلزم الأشياء لا يمكن أن ينفك عنه شيء بالسر الحضور والشهود والإحاطة النورانية وبالسر استلزام الوجود للمعلومية وإحاطة نور العلم بعالم الوجود نعم فالانتظامات المنزونة والاتزانات المنظومة والهكم القصدية العامة والإنايات المخصوصة الشاملة والأقدية المنتظمة والأقدار المثمرة والآجال المعينة والأرزاق المقننة والإتقانات المفننة والاهتمامات المزينة وغاية كمال الانتظام الانسجام الاتساق الإتقان الاتزان الامتياز المطلقات في كمال السهولة المطلقة دالة على إحاطة علم علام الغيوب بكل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فنسبة دلالة حسن صنعة الإنسان على شعور الإنسان إلى نسبة دلالة حسن خلقة الإنسان على علم خالق الإنسان كنسبة لميعة الزجيجة الذبيبة في الليلة التهمه إلى شعشات الشمس في رابعة النهار gayet kısa bir nevi tercümesi içinde ilmi ilahiye, bu pek ehemmiyetli hakikati imaniyeye kısacık işaretler edip tafsilatını Risale-i Nur'a havale ile deriz. Haşiye, bundan sonraki kısmı bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde yazılmış. Kusuratıma nazara müsamaha ile bakılsın. Husrev, münasip görmediği kısmı tadil, tebdil, ıslah edebilir.'' Evet nasıl ki rahmet rızkı acayibiyle güneş gibi kendini gösterip perde-i gaybta bir rahman Rahim'i katiyetle ispat ediyor. Öyle de güzel ayat-ı Kur'aniye'de mevki alan ve kutsi yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan ilimdaki, nizam ve mizanın hikmetleri ve meyveleriyle güneş siyası misüllü kendini gösterdiği gibi bir alimi küllü şeyin mevcudiyetini katiyetle bildirir. Evet, insanın şuuruna, ilmine delalet eden düzgün, ölçülü sanatı ile insanın Halık'ının ilmine, hikmetine delalet eden hüsnü hılkati insan müvazenesi, aynen yıldız böceğinin gecedeki ışığının lemacığının, gündüzde güneşin ihatalı ziyasına nispeti gibidir. Şimdi ilmi ilahinin delillerini beyan etmeden evvel, o kutsi sıfatın kainatın envaındaki tecellileriyle Zatı Akdes'i pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden, Mirâc-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gecesinde, huzur ve kitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman, birden, اَتَّحِيَّاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ اَدْضَيِّبَاتُ lillah diyerek, bütün zihayat ve enva mahlukat namına bir mebus ve elçi olmasından, bütün onların sıfatı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda, selam yerinde, umum zişur bedeline, halıkına umum zi hayatın hediyelerini takdim eder. Yani et-tahiyyat, el-mübarekat, es-salavat, et dört kelimeler ile umum hayatın dört tayfesinin ezeli, ebedi ilmin cilveleriyle allâmul guyuba karşı tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden, bu kussi mükâleme-i miraciyeyi, geniş manasıyla okumak, teşehhütte umum İslam'ın farz bir vazifesi olmuş. O kutsi mükâlemenin izahatını Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa dört işaretle bir manasını beyan edeceğiz. Birincisi, اَتَّحِيَّةُ لِلّٰهِ Kısacık meali şudur. Nasıl bir usta pek harika bir makineyi derin ilmi ve mucizekar zekasıyla yapsa, o acip makineyi gören herkes, o ustayı takdir kerane tebrik edip alkışlar. Ve tahsin kerane medihlerle ve ihsanlarla ona maddi manevi hediyeler, tahiyeler verir. O makinedeki o ustanın istediği tarzda tam tamına, gayet mükemmel olarak arzularını ve harika ince sanatını ve maharet-i ilmiyesini göstermesiyle, kendi ustasını lisan-ı hal alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyeler, hediyeler verir.'' Aynen öyle de kainatta bütün zihayat tayfeleri, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki, ustasının her şeyin her şeyle münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp tam yerinde ona yetiştiren hatalı ilminin derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani-i Zülcelal'ini hayatlarının lisan halleriyle ins ve cin ve melek olan zi şuurların kal dilleri gibi tahiyelerle alkışlar ve tebriklerle et-tahiyyâtü lillah derler. Ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün mahlukatı bütün ahvaliyle bilen haliklarına ubudiyet kerane takdim ediyorlar ki, mirat gecesinde bütün zihayat namına Muhammed aleyhissalatü vesselam vacibül vücudun huzurunda selam yerinde et-tahiyyâtü lillah deyip bütün zihayat taifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Evet, adi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi, kainatı dolduran hadsiz zihayat makinelerde her birisi bin bir mucizatı ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına nispeten güneşin ziyası derecesinde İlmin cilveleriyle o zihayatlar, usta ve sermedi sanatkarlarının vücubu vücuduna ve mabudiyetine pek parlak şehadet ederler. İkinci kusi kelime-i miraciye el-mübarekâtudur. Madem hadisçe namaz müminin miracıdır ve miracı ekberin cilvesine mahsardır ve madem dünya seyyahı her alemde ilim sıfatıyla allâmul guyub halıkını bulmuş, biz dahi o seyyahla beraber mübareklerin ve görenlere barek Allah dedirtenlerin ve el mübarekatunun geniş alemine girip bütün zîruhun masum mübarek yavrularını ve bütün zih hayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o mübarekat alemini temaşa ve mütalaa ile kutsi sıfatı ilmin mucizattı ince cilveleriyle halikimizi ilmel bilmeye o seyyah gibi çalışacağız. Evet gözümüzle görüyoruz ki bütün o masum yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler, sandıkçıklar bir alim hakimin ilmiyle hem umumu hem her bir ferdi birden bir uyanmak ve gaye-i hılkatine yürümek için bir hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara bin Allah yüz bin maşallah dedirtirler. Evet mesela nutfeler, yumurtalar, tohumlar, çekirdekler, her biri birden ilimden gelen bir ince nizam ve o nizam maharetten gelen tam bir mizan içinde. O mizan yeni bir tanzim, o ise taze bir ölçü ve tevzin içinde. O dahi bir temyiz ve terbiye ve müteşabih emsalinden kasti farika alametleri içinde. O da sanatlı bir tezyin ve süslemek içinde. Bu dahi hakimane, layık, Mükemmel cihazat ve tasvir içinde. Bu ise kerimane, rızık isteyenlerin zevklerini memnun etmek için o mahlukların ve meyvelerin etleri ve yenilen kısımları ihtilaf içinde. Bu ise alimane, mucizane, ayrı ayrı nakışlar zinetler içinde. Bu da ayrı ayrı güzel, hoş kokular ve lezzeti tatlar içindeki kemale intizam içinde birbirinden mütemayiz ayrıyken kesret ve sürat ve vüsat-ı mutlaka içinde sehifsiz, hatasız, bütün onların suretlerinin inkişafları ve her mevsimde o harika halin devamı içinde bütün o mübareklerin her biri ve beraber bu meskur 15 dil ile ustalarının harika müharetini ve mucizatlı ilmini göze gösterip allamul guyub, vacibül vücut sanilerini güneş gibi bildiriyorlar.'' İşte bu pek geniş ve parlak şehadetleri ve saniyini tebrikleri içindir ki, Miraç gecesinde bütün mahlukat hesabına konuşan Zat-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam, el mübarekatu kelimesini selam yerinde demiş. Üçüncü kelime, es-salavatudur ki, hem umumi miracı ekber-i Muhammedi'de aleyhissalatu vesselam, hem her müminin hususi miracı olan namaz teşehhüdünde, her gün hiç olmazsa on defa, Yüz milyonlar ehli iman o kutsi kelimeyi peygamberin aleyhissalatu vesselam tebayiyetiyle dergah-ı ilahiye takdim edip kainatta ilan ederler. Miraca dair 31. söz, Mirac'ın bütün hakikatlerini bir muhatap ittihaz ettiği muannit, mülhit, münkirlere karşıdaki gayet kati ve kuvvetli bir surette ispat ettiğine binaen tafsilatını ve hüccetlerini ona havale ederek gayet muhtasar bir işarette bu üçüncü kelime-i miraciyenin geniş manasını gösteren ziruh, zîşûr zi tayfelerinin acip alemine bakıp, ilme i ezeliğinin cilveleriyle Halık'ımızın vahdet ve mevcudiyeti içinde kemal rahmaniyetini ve rahimiyetini ve azameti kudret ve şumul iradetini bilmeye çalışacağız. Evet bu alemde görüyoruz ki bu ziruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen fıtraten hissediyorlar ki her biri hadsiz bir aciz ve zaaf içinde hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Ve hadsiz bir fakru ihtiyaç içinde hadsiz hacatı ve matlupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kafi gelmediğinden bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar. Manen, fıtraten yalvarır. Kendine mahsus sesiyle, lisanıyla, dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alim-i kadir dergahına iltica ederken, birden görüyoruz ki, o bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen ve her derdini ve zararını anlayıp, yalvarmasını, fıtri duasını işiten Ali i mutlak bir kadir hakim, imdatlarına yetişir, bütün istediklerini yapar, ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, rahimane yardım, pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucibi mugis, bir rahimi kerimi bildirip o ziruh aleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis eder manasıyla. Mirac-ı Ekber'de Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve Miraç Asgar olan namazlarda onun ümmeti "Es-salavatu ed lillah" der. Dördüncü kelimeyi kusiye, ed-dayyibatu lillah'tır. Risale-i Nur'un çok hakikatleri namaz tesbihatında iktidar edilmesi hikmetiyle hem Fatiha'nın hem teşehüdün kelimelerinin hakikatlarını kısa işaretlerle beyan etmeye adeta ihtiyarsız sevk edildim. İşte Mirac-ı Muhammedide aleyhissalatü vesselam denilen Eddaibat kelimeyi i kutsiyesi, ehl -i marifet ve iman ve külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhanilerin, kainatı güzel tayyibeleri ve haseneleri ve ubudiyetleriyle güzelleştiren ve güzellerin alemine bakan ve sermediği cemil mutlakın hadsiz cemal ve güzelliklerini ve kainatı süslendiren isimlerinin daimi güzelliklerini tam bilen ve aşk ve şevkle külli ubudiyetleriyle mukabele eden ve parlak iman ve geniş marifetler ve metü senaların revahi dayibe ve hoş kokularıyla haliklarına karşı o hadsiz daibatlar manasıyla Miraç'ta söylenmiş sırrıyla teşeğütte bütün ümmet her gün usanmadan o kelmeyi kelime-i tayyibeyi tekrar ederler. Evet bu kainat nihayetsiz bir hüsün ve cemali sermediğinin aynesi ve cilveleri ve kainattaki bütün cemal ve kemal ve güzellikler o sermediği hüsünden gelir ve ona intisapla güzelleşir, kıymeti yükselir. Yoksa karma karışık bir virane, bir hüzüngah olur. Ve o intisab ise saltanat-ı uluhiyetin dellalları ve ilancıları olan ins ve melek ve ruhanilerin marifet ve tasdikleriyle anlaşılır. Hatta o dellalların güzel ve tatlı hamdlerini ve senalarını ve mabuduna medihlerini ve onların kelimelerini her tarafa neşir ve arş-ı azamın canibine sevk etmek için hava unsurunun zerreleri emirber neferler, küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel kelimeleri dergah ı uluhiyete takdim etmek için, o pek harika vaziyeti acibe, havaya verildiğine kuvvetli bir ihtimal var diye kalbime geldi. İşte ins ve melek nasıl ki imanları ve ubudiyetleriyle Mabud-u Zülcelal'i bildiriyorlar. Öyle de o Hakîm-i Zülcelal'daki o ilancılara verdiği çok cami istidatlarla, pek harika cihazlarla ve dekaykı ilmiyeleriyle, her birisini bütün kainatla alakadar bir küçük kainat hükmüne getirmekle kendini pek parlak bir tarzda bildiriyor. Mesela insanın küçücük kafasında ceviz kadar bir yerde kuvve hafıza, kuvve-i hayaliye, kuvve-i müfekkire gibi müteaddit acip makineleri yaratmak ve kuvve hafızayı bir büyük kütüphane hükmüne getirmekle ilme ezeliğinin cilvesiyle güneş gibi kendini gösteriyor pek şiddetli hastalığım müsaade etmiyor. Kusrev'in tercüme vazifesine yalnız bir mehaz ve yardımdır.''